Cumhuriyet Halk Partili'nin İzmir Belediye Başkanı Ali Doğan, laboratuvar açılışında bir ziraat mühendisinin elini cebinden çıkarmasını istemesiyle ilgili sosyal medyada tepkilere neden oldu. İzmir'in çiftçilerine ne kadar değer verdiğimizin, ne kadar önem verdiğimizin o gün orada ispatıydı. Yaprak, toprak, su ve gübre analiz laboratuvarının açılışındaydık. Orada sivil toplum kuruluşları vardı, muhtarlarımız vardı. Birçok kurum amirlerimiz de orada hazır bulunuyordu. Ve biz gerçekten de NİZİB'e böyle bir hizmet vermenin gururunu orada hep birlikte yaşamak için oradaydık. Şimdi bir her şeyden önce bir hanımefendi, ondan da ziyade bir emekçi, bir çalışan yol arkadaşım, mesai arkadaşım. Ben evladımızın ailesini de tanırım. Tabiri caizse elimizde büyüdü gibi bir durum. Dikkat ederseniz oradaki açılışta benim personelim açılışta benimle birlikte kurdele kesti. Yani ben personelime ne kadar önem verdiğimi o açılışta kurdele keserken gösterdim zaten. Benim için ne kadar kıymetli olduğunu açılışta kurdele keserken yanımda yer verdim ona. Daha sonra içeri girdiğimizde, şimdi birazdan belki size kamera görüntülerini de atarım. Yani orada basın mensuplarının önünde, muhtarlarımızın önünde, kurum amirlerimizin önünde, yani şimdi eli cebinde sunum yapmak çok da doğru değil. Çok da doğru değil. Neticede karşında bir heyet var. Siz de kurum personeli olarak, kurum kültürüyle onlara bir sunum yapıyorsunuz. Mesele Ali Doğan değil ki. Ali Doğan'ın zaten herkes kişiliğini, karakterini bilir. Ali Doğan çocukla çocuk, büyükle büyük, yaşlıyla yaşlı yani. Yani böyle bir pozisyonda Ali Doğan'ın bir egosu yok ki. Ali Doğan 5,5 aydır beri NİZİB'de ilk toplantı yaptığım benim işçi kardeşlerim, çalışma arkadaşlarım. Ben böyle bir şeyi kesinlikle kabul etmiyorum ve kız çocuklarına böyle bir hamleyi kabul etmiyorum. Ben daha elimi dokundurmadan evladımız hatasını görüyor ve elini cebinden çıkıyor. Burada yapılan şey sadece oradaki art niyetli bir arkadaşımızın oradaki videoda hızlandırılmış bir şekilde sanki ben dokunuyorum da onun elinden cebini çıkartıyormuşum gibi bir algı var orada. Bu konuda da gerçekten de çok üzülüyorum. Şu an NİZİB bu hizmeti konuşması gerekirken hatta NİZİB'li hemşehrilerim zaten bu konuda sıkıntı yaşamıyor. Ama bu basında, ülkenin gündeminde şöyle bir algı yaratmış. İşte NİZİB Belediye Başkanı personelinin, ki hele bir de kız çocuğu, kız personelinin elini cebinden çıkartması gibi bir böyle bir ters bir algı var. Çok çok üzgünüm. 250 tane kız çocuğu olmak kaydıyla, kız çocuğu olmak kaydıyla evlatlarımıza burs vereceğiz. Bu da benim kız çocuklarına olan yaklaşımımın en büyük göstergesidir. İşin doğrusu neyse onu söylesinler. Hatam da varsa hatamı söylesinler. Ama gerçek anlamda burada bir hizmet varsa hizmeti ön plana çıkartmaları, oradaki personelime ne kadar değer verdiğimi açılışta göstermiş olduğum fotoğrafta zaten onun ne kadar önemli olduğunu göstermişimdir. Diğer taraftan da hanımefendi, çalışma arkadaşım eğer büyük bir kitleye ki sivil toplum kuruluşlarına böyle bir sunum yaparken bunu böyle ciddiyetsizlik gibi algıladığım için uyarmayı kamuoyunda böyle ters bir algıdan yaratmaları beni çok üzmüştür.